Şu ana kadarki yorumlara ne diyorsun genel olarak? Teşekkür ederim hepsine. Evet, güzel yorumlar aldım ama tam yorumlarıma cevap veremeden yine Davut Bey'le Bilge Hanım bir böyle birbirine laf çarpmaya başladılar ama. Rahatsız mısın masanda senden daha çok konuşmalarından? Yok, rahatsız değilim. E niye peki ben onları örnek verdin? Ama neden? Ya niye diyorsunuz ama yani? Davut Bey, bugün benim günüm yani, bu kadar. Benim günümde bu kadar hani birbirinize böyle davranmanıza gerek ama yok. Ama hem rahatsız değilim diyorsunuz, hem diyorsunuz ki ne benim günümde bu kadar davranmaması gerekiyor. Şu an çelişkili konuştunuz. Esra Hanım, çelişkili konuşmuyorum. Rahatsız olsam da ne yapacağım? İnsanların ağzına bant mı çekeceğim? Hayır, rahatsızım bu durumdan diyebilirsiniz. Rahatsız olduğumu değilim dediniz. Esra Hanım, rahatsız olduğumu dile getirsem de 3 kere getirdim sabahtan beri. Yine aynı şekilde oldu. Ne yapabilirim insanlara? Yani aralarındaki çekişmeyi ben ne yapabilirim? Siz yine de söyleyeceksiniz. Rahatsız olduğunu söyleyeceksiniz. Peki, yemeğe gelelim şimdi. Esra Hanım. 3 kere dedim zaten. Nasıl buldunuz ana yemeği? Yorumunuzu yapın. Ana yemeği sana. Ben basit buldum. Bifteğin içerisine sebze. Sebze olarak ne koydunuz? Biber var, soğan. Kırmızı kapya biber. Evet. Yeşil biber. Soğan var. Sarımsak var. Baharatları var. Onun dışında farklı bir sebze yok yani. Yok. Kabak, havuç gibi. Hayır. Et yanmış yine. Evet. Dolmada olduğu gibi. Ve keserken çok zorlandım. Çok zor kesildi. Pilavın da kuru olmuş. Kuru mu olmuş? Evet. Yağı az olmuş, kuru olmuş. Pişmesi iyi ama eti beğenmedim. Peki basit mi de ana yemeğin için? Yani sadece içine biber sarıldığı için mi basit, yoksa genel olarak eti sardığı için mi basit? Eti sardığı için genel olarak basit. Eti marine ettiniz mi peki, evet, öncesinde? Tabii ki de. O çok fazla hani... Evet, marine cevabı da gelmiyor, nedir? Yumuşak yani da gelmiyor. Yani basitten... Yani eti arasına soğanı, biberi doğramış, sarmışsınız, fırına vermişsiniz yani. Uğraştırıcı bir şey yok. Peki ne yapabilirdim et için? Yani farklı bir şey tam yapabilirdiniz. Farklı mesela? Bana farklıdan bir örnek verebilir misiniz mesela? Ben eti farklı nasıl yapabilirim? Yani bir davet yemeği için. Benim yemeğim basit dediniz, anladım. Şimdi bana farklıdan... Yani farklı bir yemek düşünebilirsiniz. Esra Hanım, hani ben daha de diyorum ki bana farklıdan bir tane örnek verin. Ben de diyeyim ki evet doğru söylüyorsunuz, farklıymış. Ne yapayım eti? Bana bir şey söyleyin, diyeyim ki doğru söylüyorum. Yani şu an yani daha uğraştırıcı. Tamam da ne yapabilirim? Şey olarak 2 saat bir yemek size... düşünebilirdiniz yani. Tamam, ben de diyorum ki yemek bana bir tane örnek verin. Şu an var mı bilgi? Şu an aklıma gelmiyor. Ama aklınıza gelmeyen şey benim yapmamı nasıl bekliyorsunuz farklı mesela? Ayrıca hem de pişmesi bütün dolmada olduğu gibi çok fazla pişiyorsa ve çok fazla hani salça, ben de salçayı kullanırım ama ette çok fazla salça olmuş. Onu anladım. Sadece size şunu soruyorum. Aklıma şu an gelmiyor. Aklınıza yemek. Gelmeyen bir şeyi bana nasıl öneriyorsunuz, onu anlamıyorum. Şimdi bana, yapabilirdiniz diyorum ama yani. Ama diyorum ki ben de size, benim bunu yapabilmem için hadi ben bilmiyorum. Bana diyorum bir örnek verir misiniz, farklı bir et nasıl yapabilirim? Tamam da yani. Esra Hanım diyor şu an aklıma Davut gelmiyor. Bey, tamam ben de Esra Hanım'a soruyorum, size sormuyorum tamam, ki. Tamam aklıma gelmeyen şeyi nasıl söyleyebilirim? Ama ben size sormuyorum, farkındaysanız. Ben de cevap veriyorum. Ben zaten şu an aklıma gelmediğini söylüyorum, şu an ısrarla ama aynı soruyu soruyorsunuz yani. Ama şimdi ben size böyle yani bir cümle kursam, desem ki sizin gününüzde. Ya Esra tamam, Hanım... Tamam aklıma, aklıma hayır, gelmiyor bakın, dediğinizde... Şimdi ben size desem ki ısrarla Esra... aynı şeyi sormam yani. Ama ben sorarım. Çünkü benim tabağıma basit dediniz. Ben de size diyorum ki basit dediğiniz tabağa neye dayanarak basit dediniz? Onun açıklamasını yaptınız. Peki bana dedim farklı bir yemek, basit olmayan bir yemek söyler misiniz? Ben de size nasıl cevabım. Aklınıza gelmiyor? Şu an aklıma gelmiyor diye cevabımı verdim ben de size. Ya. Peki afiyet olsun. Salatayı nasıl buldunuz? Ekşisi, tuzu, şeyi iyi, sosu. Peki ama ana yemek sizin için basit bir ana yemek. Yani hem pişimi iyi değil, pilav kuru olmuş. Peki. Ve et sert olmuş. Afiyet olsun diyeceğim ama. Bu zaten dana eti ya. Bunu fırında pişiriyoruz fazla ya. Fazla da piştiği için kurumuş ve yanmış olduğu ama için de keserken normalde, de zorlanılıyor. Ama biz bunu normalde evde pişirirken de akşamdan marine ederiz ya. Burada öyle bir şansımız yok ya Esra Hanım. Verilen süre içerisinde yani yapıyoruz ya bunu. Sürenin ilk başında marine. Çok merak ediyorum. Bilmiyorum tamam, ne zaman marine ettiğinizde. Sürenin ilk başında girdik mutfağa, izlersiniz programda da. Yanmış olmasının verdiği bir sertlik bakın, de var. Onu da söylüyorum. Bir biftek 4-5 saat değil. Önceden marine tamam, eder ya da bir gün önceden. Evet. Onu, ben marine etmenize marineden şunu dolayı söyleyeyim demedim olmaz ki. Marineden bakın, dolayı sert olmuş bir şey diye bir cümle kullanmadım. Evet, bakın yandı dediniz ya.
Bakın alın. Yanan değil, üstündeki salça. Aslında bunu biz salça, salça yaparken de konuştuk aynı şeyi. Yok yok, yanık. Yanık var. Yani. Tamam, salçaydı. Onlar hayır, bak, benim ki salça değil, yanık. Et mi yanmış? Et yanmış. Yanık yani. Kokusu var mı? Kurumuş zaten. Kurumuş diyorum bakın. Tamam, yanık kokusu var demedim. Ama yanık dediniz ya. Et yanmış olduğu için sertleşmiş ve zor kesti. Esra'cığım bakın, dolmada yanık yani dediniz, kabul ettim. Dolmanın evet, yanık kokusu, kokusu geçmişti. Kokusu geliyor dediniz, evet. Şimdi etime yanık şimdi, diyorsunuz ya. Şöyle görünüyor zaten, Esra dememe gerek yok. Anladım, etime yanık dediniz. Anlamıyorsunuz bence, anladım, Yıldız Hanımcığım. Anladım, etime yanık diyorsunuz. Ben de diyorum ki size, herhangi bir yanık kokusu var mı? Yanık yok, kokusu yok. Yanmış olduğu için, fazla pişmiş olduğu için eti sertleştirmiş. İşte ben bu aynı diyeceğim yorumu 3 kere tekrarladım ben size. Tamam, ben size 3 kere aynı şeyi söylüyorum. 3 kere de siz hala diyorsunuz ki yanık kokusu var mı? Yok diyorum. Hala etim diyorsunuz yanık ki de değil. Bakın, etim yanık Yıldız değil. Hanım, ama dinlemiyorsun. Lütfen arkadaşların tabağına da Esra bakar Hanım, mısınız? Pişirdiğim evet etin ben bir açıklamasını yapayım. Etim yanık değil. Yıldız Hanım plak gibi aynı soruyu sorup durdu ve bunu beni çok rahatsız etti. Cevap vermeme rağmen sürekli aynı soruyu tekrarladı. Hiç hoşlanmadım bu tavrını. Ama bana şimdi öyle bir şey diyor ki, yani farklı bir yemek, çok basit. Ben de diyorum ki basitin karşılığını örnek ver o zaman bana. Ben doğal olarak hakkım, ver örneği ki ben de susayım orada, plak gibi tekrar etmeyeyim. Dediğiniz gibi evet, sarmada yanık olsaydı yanık kokusu sinerdi, bu bir. İkincisi de diyorum ki size, ben bu eti tepside pişirdiğimde salçalı sos döktüm üzerine. Ve sos komple kapatmadı eti. Eğer dediğiniz gibi ben komple suyla kapatmış olsaydım o eti, böyle bir salçanın kuruma olayı olmayacaktı. Bu salça kuruması değil zaten. Etin bariz kendisinin yanmış olması. Kuru. Arkadaşlar da kesin yine yanmış. Bir bitirsin yorumunu söyleyebilirim. Yani etin kendi bakın yanık. Bu salça yanığı değil. Bakın. Peki, salça şey değil, etin basa kendi basa yanığı. Et yanığı diyor. Bir et devam edelim. Et, salçanın yanması eti sertleştirmez. Salça yanmışsa et tamam, sertleşmez. Bir devam edelim et yorumlara için bakalım. Et Esra Hanım'a katılıyor mu arkadaşlar? Naciye abla, Esra Hanım'a katılıyor musun? Et mi yanmış, salça mı yanmış yoksa? Hayır hayır. Et yanık tadı yok. Yanmış değil. Çok fazla kızardığı için sertleşmiş ve kesilmiyor. Heh, et. Bunu bana deseniz anlarım. Tamam. Bunu demiyorsunuz, diyorsunuz ki ben etin yanık kokusu, yanık çiğnemek tadı geliyor diye diyoruz. Çünkü şu var. Kullanmadım zaten. Naciye Hanım. Bu et dana eti. Fazla piştiği evet, için bu et dana eti zaten kesilmiyor sert ve sertleşmiş. İçinde yağ yok. Ama işte bunu göze alarak şşş yapmamız gerekiyor ya. Bunu şimdi ama bu, diyorum ki bu eti bıçak, normalde bıçak özür kesmiyor diliyorum, sözünüzü kestim. Bu eti evet normalde evde de yaptığımızda bir gün önceden bunu yağda, zeytinyağında, karabiberinde ve defne tamam, yaprağında bekletiriz ya. Kendi kendinize söylüyorsunuz işte, bunu yapmamız tamam gerekiyor. Bunu böyle yapıyoruz bu ama biz şu an yarışmadayız. Bu marine edildi. Ama buradaki o süre zarfında marine edildi. Yanlış seçim değil bu yani. Ben bitirmedim yorumumu. Bunu normalde kendi evimizde yaptığımız zaman evet, bu kadar zamanımız olması gerekiyor, marine etmemiz gerekiyor, bekletmemiz gerekiyor, evet. Ama şu an yarışmadayız, 2 saatlik vaktimiz var, ona göre yemekler seçiyoruz. Bunun pişmesini ona göre ayarlamanız gerekiyordu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten et çiğnenmiyor, sert yani. Tamam bakın, kesilmiyor, sert olsun, çiğnenmiyor. Sadece kabullenmediğim cümle şuydu, yanık. Çünkü dolmada yanık dediniz, gördüm, kabullendim. Tamam neyse, Naciye Hanım'ın yorumunu dinleyelim şimdi, buyurun. Pilavınız da aynı şekilde, bence ben de kuru buldum. Yağsız mı yani? Evet, olsun, yağsız, kuru. Görüldüğü üzere zaten. Salatada çok fazla ekşi, böyle bir baharat tadı geliyor, anlamadım. Baharat yani ne koyduğunuzu, yani baharat derken, çünkü içinde bir yeşillik. Bir İçindeki yeşilliklerde reyhan, roka, nane, tere var ya, işte dereotu var. Çok aşırı eşki bir ve ben, aroması olabilir. Evet, ben hoşlanmadım. Ana yemeği de beğenmedim. Yani lezzetli bir akşam yemeği yemiyor musunuz? Yok, yemedim peki zaten. Davut Bey? Ana yemeği de bana çok basit geldi Kadir Bey. Yani Yıldız Hanım. Çok sert. Evet. Gerçi yanık, ben de yanık görmedim. İlk başta yanık gördüm gerçekten. Görmedim ama şöyle yapınca değil, doğru söylüyorsunuz. Değil çünkü ben hani kurusuna evet. Düzelttim bu arada. Benim önümde simsiyah bir et var. Simsiyah değil hanımefendiciğim. Salça bakın o. Salça kurumuş o. Kurumuş ama ya. Domates, tamam, salça ve biber salçası. Bunu da öğrenin. Neyse sert. Et çok sert. Gerçekten sert. Gerçekten. Bunu kabul edin yani. Gerçekten pilavın bende biraz daha böyle canlı olmasını lazım kupkuru şu an. Siz kendi gününüzde bakalım bizi arşa çıkartın da görelim. Arşa çıkaracağım zaten. Bekliyoruz. Birinci olup gideceğim zaten. Hadi inşallah. Yine bunu söyleyeyim. Öyle diyelim. Evet Bilge Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Et çok kuru. Kesinlikle yani yanığa yakın neredeyse. Pilav da tatsız susuz. Salatayı beğendim, sadece tuzu az bana göre. Benim pilav tatsız susuz mu? Evet, yağsız. Yağsız. Çok kuru. Şimdi yani ben ona çok biraz yağ, lapaya da dönmüş. Lapaya aslında mı dönmüş? Evet, evet. Şey olmuş artık bakın. Lapaya dönmemiş de lapa çok mı? Yağsız. Lapaya dönmüş.
ve lapa kuru mı? Yani lapa değil pilav. Şu pilav lapa mı? Gerçekten soruyorum. Çok kuru ve yağsız da olduğu için o da tatsız. Tamam, parlaklığını bir şey diyeyim. Bu lapa mı Allah aşkına? Ben yorum yapıyorum. Sen yorum yapınca ben sana saldırıyor muyum? Bir saniye, saldırabilirsiniz serbest. Saldıramam çünkü senin... Bu nasıl bir lapa? Seviyene düşmek istemiyorum. Ciddi söylüyorum. Bu lapa mı? Pilav lapa değil. Kamera bunu yeniden çekebilir mi? Lapa değil de yağsız olduğu için böyle. Siz sadece konuşuyorsunuz. Çünkü yemek çok yağlı. Arkadaşlar gerçekten bu lapa mı? Bu lapa ise ben sabunculuğu bırakıyorum. Bırak bence. Sabunculuğa devam ama. Öyle. Bırak bence. Çünkü sana faydası arkadaşlar, olmuş. Arkadaşlar bu lapa mı? Rica ediyorum sizden. Pilav kesinlikle lapa değil. Algılara sadece yağsız çünkü. Olduğu için bunu görünüyor. Yağsız konusunda da o da tatsızlık çok, veriyor doğru. Yani. Ette çok yağsız olduğu için böyle. Için peki Bilgi Hanım siz buna salça, şimdi az önce Davut Bey dedi ya siz de öğrenin bu domates salçası diye. Bu salça mı yanık? Hayır canım yanık. Et yanığı diyorsunuz. Tabii ki. Et yanığı. Et yanığı diyenler parmak kaldırsın. Et yanığı, et yanığı değil ya. Ya yanık olarak yani, kızarık, et kızarık. Et yanığı diyenler. Hayır, et yanık, kızarık. O asıl bilmiyor. İki kişi et yanığı diyor. Bir de gözleri de görmüyor. Bakın önünde yanık nasıl var. Nasıl görmüyor? Kız o yanık. Allah'ın adına bakar mısınız? Bir şey söyleyeyim. Bu salça yanığı değil yani. Kesinlikle. Bilgi göz görmüyor olabilir mi? Bilmiyorum, baksana. Bir de sen gözlerinizi açar mısın gözlerinizi? Hani fen bilgisi dersinde düşecek. Fen bilgisi dersinde örnek gözler olur diye böyle ortaya koyar incelemek için. Adamın gözlerini... Hayır mesela konuşuyor ya, bakıyorum yanık önündeki. Ve şaşırıyorum böyle yanık değil kurumuş falan. Kurumamış beyefendi, et yanmış. Kurumamış bu ne ya? Ya peki siz buna lapa diyen bir insan da Allah aklınıza. Ette yanık kokusu var mı? Göreceksin sen. Yanık kokusu var mı? Yanık kokusu var. Ben 5 dakika daha kalmış olsaydı o kokudasını. Tamam 5 dakika bahsetmiyorum. Ama yanmış yani. Ece Hanım 5 dakikadan bahsetmiyorum. Bilgi Hanım ette yanık kokusu mesela var mı? Mesela bir yemek dip tutunca ne yaparız biliyor musun? Hemen tencereyi başka değiştiririz ya. Başka bir tencereye koyma şansın yok. Tamam. O anda koku şey olmaz ama yanmış yani bak. Ya yanık ben anlamıyorum. Benim görmüyor musunuz? Ben, ya Bilgi Hanım ben anlatamıyorum size. Bakın sizinki değil ama Kadir benimki. Nasıl benim Kadir ben yanmış. Zaten. Bakın ben en böyle bakın. Bakar olan. Mısınız? Hayatım senin değil. Hayır ya ben aldım üstüne. Peki bir şey diyeceğim. Salça yanığı değil. Arkadaşlar salça yanığı diyelim bunu o zaman. Salça yanığı. Salça yanığı dediğimizde ne oluyor mesela? Ne değişiyor? Bence de. Salça yanı işte. Dediğimizde yanık olmuyor. Et yanmış oluyor. Et kurumamış oluyor yani. Salça sadece üzerindeki salça yanmış olsaydı Allah'ım et yani. Kurumazdı bu peki kadar. Peki salçayı yakması bir kusur mu sizin açınızda? Tabii ki kusur. Kurutmuş. Yemeği kurutmuş. Yani, bir şey söyleyeceğim. Restoranta gittiğinizde bunu yer misiniz? Ben yemem. Siz yediniz mi? Yemedik zaten. Yer misin sen bu yanı? Soruma cevap verin ya. Sen bunu yer misin? Bir söyler misin? Şu an yedim, mecburum yemeğe. Mecbursun. Eğer bir restoranta gitsem. Ben size soru sorayım. Yediniz mi dışarıda? Ben yemem bunu. Böyle yediniz yemem. Yediniz mi? Allah'ım dengesizlik yapıyor. Bak, bak diyorum ki yediniz. Seni de verin bak böyle tatsızlık yapma lütfen. Ben diyorum ki. Ama haddini aşıyor. Herkes tatlı tatlı konuşuyor. Sakin olalım. Böyle şeyler söylemeyin birbirimize. Sen çok iyiyim ben. Dışarıda. Sakin. Akıllı ol. Dışarıda siz. Sakin olun sakin. Yediniz mi bu yemeği? Sakin olun. Şanlıurfa'da yemek yediniz mi? Haddini aşmasın bak. Tabii sakin. Çok haddini aşıyorsun. Ablama ne şimdi abla? Şov yapmayın bana ya. Seni dövmediğim için ağlıyorum. Döversem de adli sakin olacak. Hadi bir dün şans söyleyin de hadi tamam, eğlenelim. İkiniz de sakin lütfen. Olun. Tamam Davut Bey siz de sakin diyor olun. Ki sen hayatına yedin mi? Bu hakarettir terbiyesiz. Düğün çorbası içmediniz ama hayatınızda. Tamam onu içmedim ama bunlar her yerde yenilen bir şey. Hayır mesela ben yemedim. Sizden niye söylemiyorsunuz o zaman? Vallahi yemedim. Hayır, madem niye yiyeyim söylesene. Ben bir şey soracağım. Neden ağladınız? Hadsizlik yapıyorsun, haddini şov. Aşıyorsun. Gerçi asfalist. Şu an beni çekme. Bilgi Hanım'cığım şunu sormak istiyorum. Yine sakin olun. Kelimelerimizi bir saniye. Kelimelerimizi seçerek konuşalım. Ama terbiyesizlik yapıyor. Kelimelerimizi seçerek konuşalım da şunu merak ettim. Bunu hayatına yedirin. Beyefendi sizi aşağılandığınızı mı düşündünüz? Evet. Tamam siz daha önce... İyice haddini aşıyor. Vallahi ben yemedim. Yemin ederim kadını yemedim ben bunu. Kameralar açılınca da... Davut Bey lütfen yemediğinizi söyler misin? Ekrana yemediğinizi söyleyin. Ben gerçekten bu yemeği yemedim. Net söylüyorum. Siz yediniz mi? Belli zaten. Soruyorum, tamam. Yediniz mi? Ya sen sağır mısın? Yedim dedim ya. Sağır mısın? O yüzden beğenmedim. Bilge'nin ağlaması bana samimi gelmedi. Evet Davut Bey orada biraz küçümseyici konuştu ama ağlamasını gerektirecek bir durum yoktu. Ağlamama laf etmeleri çok vicdansızlık, insafsızlık. Çünkü ben çok doğal bir insanım. İçimden geleni yaparım. Ben vicdansız değilim. Sadece karşımda bir timsah gözyaşları gördüm ve çok komikti gerçekten. Ben Bilge Hanım'ın gerçekten üzüldüğünü, ciddi olarak ağladığını düşünmüyorum. Ben, o da güzel bir şey. Şimdi bir de Kadir Bey bu bir saat değil canım. Yanlış anlama. Biz objektif olmak zorundayız. Bu akşamdan marine edilir. Ya da 4-5 saat. Aynısını dedim çok, az önce. Evet ama yani ben olsam yapmam. Yazık hani şey olmuş.
Bakın aynısını ben de zaten ve başta... Ve yanmış, kesinlikle yanmış. Benim yani. Benim etim yanmadı. Bakın sabahtan beri yaptığınız yorumlara kabul ediyorum ama etim yanmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.